Arkadaşlar şimdi işlem 4'te soru çözeceğiz. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Diyor ki x işlem y eşittir 2x artı y artı 4 seriyor. 2 işlem k'da 11 ise k kaçtır? Yapacağın sadece yerlerine yazmak. X yerine 2, y yerine k yazacağız. Olayı bitireceğiz. 2 işlem k eşittir 2x demiş değil mi? Yani 2 çarpı x yerine kaç gelmiş? 2. 2 artı y yerine kaç gelmiş? K. K artı 4. Gördüğünüz gibi x yerine 2, y yerine k yazdım. Sonucu kaça eşitleyeceğim? 11'e. Çünkü 2 işlem k 11'miş. Eşittir. 2 kere 2 4. Karşıya eksi 4 olarak atarsan ne olur? Pardon bir de şuradaki 4'ü de kullanayım. 2 kere 2 4. 4 de burada var. 8. Artı 8 karşıya eksi 8 olarak gider ve 11'den çıkarsa 3 kalır. Burada ne kaldı? Sadece tek başına k kaldı. Demek ki k eşittir 3'müş. Buraya gelelim. A işlem B 3A artı B bölü 2'ymiş. X işlem Y'de 5X eksi 2X'ymiş. Buna göre diyor ki şu işlemin sonucu kaçtır? Bakın dikkat edin. Önce parantez içinde 2 işlem 8'i yapacağım. Şu birinci işlemi uygulayacağım. Çünkü üçgen işlemi var. Hemen şurada yazayım mesela. 2 üçgen 8'i hemen burada uygulayayım. A yerine 2 gelmiş. 3 çarpı 2 artı B bölü 2. B yerine 8 gelmiş. Yani 8 bölü 2. 3 kere 2 ne yapar? 6 artı 8 bölü 2 ne yapar? 4. Bu da 6 artı 4'ten 10 yapar. Bunun sonucu kaç çıktı? Hop, 10. Şimdi yeni işlemin 10 işlem 2 oldu mu? Bu işlem yuvarlak işlem nerede? Burada. Şimdi de 10 ile 2'yi burada işleme sokacağım arkadaşlar. 10 yazın x yerine. Y yerine 2 yazın. Eşittir. 5 çarpı x. X yerine 10 geldi. Eksi 2 çarpı x 10'du. Y kaçtır? 2. Burası biraz karışık ama 5 kere 10 50 eksi 2 kere 10 20 bir dahaki ile çarp 40. 50 eksi 40 ne yapar? 10 yapar. Sonuç olmuş arkadaşlar. Bu da bu kadar. Şimdi çevireyim. Çeviremedim ve çevirdim. Buraya gelelim. Üçüncü soru diyor ki reel sayılarda tanımlı kare işlemi şu şekilde tanımlanmış. Parçalı fonksiyon gibi. Demiş ki x işlem y. Eğer ki x küçük y büyükse yani birincisi küçük de ikincisi büyükse bunu uygula. 2x artı y'yi uygula. Yok demiş birincisi büyük ikincisi y küçükse o zaman da bunu uygula. Tamam bakalım. Diyor ki 2 işlem 3. Bunu birincisi bu ikincisi. Şimdi birinci küçük ikinci büyük olduğunda yani x küçük y büyük olduğunda bunu uygulamayacak mıydım? Bakın bu bundan büyük. 3-2'den büyük olduğuna göre burada da y x'ten büyük olduğunda ikincisi birincisinden büyük olduğunda bunu uygula demişti. Hemen uygulayayım. X yerine 2 y yerine 3 yazacağım. X yerine 2 y yerine 3 yazacağım. 2 kere 2 4. 3 tane ne yapar? 7. Buranın sonucu 7 çıkar. 7. Şimdi işlemin ne oldu? 7 işlem 1 oldu. İsterseniz şuraya temiz bir şekilde bir daha yazayım. 7 işlem 1 oldu. Şimdi bunu yapacağım. Şimdi bunlardan hangisi büyük? X y yerine gelmiş. Bu x yerine gelmiş. Bu y yerine gelmiş. Birincisi daha büyük değil mi? X büyük. Yani şu. Birinci ikinciden büyük. O zaman buradaki işlemi uygulayacağım. X eksi y'yi uygulayacağım. X yerine 7 y yerine 1 yazıyorum. Çünkü x yerine 7 y yerine 1 gelmiş. 7 eksi 1 ne yapar? 6 yapar. Sonuç 6'dır. Bitti. Bunu da salladık gitti. Buraya gelelim. Tam sayılarda tanımlı. X işlem y. X artı y eksi x y olarak tanımlanmış. 2'nin tersi kaçtır? Şimdi 2'nin 2 işlem. 2'nin tersi biliyorum ki etkisiz elemandır. O zaman önce etkisiz elemanı bulayım. O da nedir? X işlem. Etkisiz eleman x olmalı. Şunu hemen burada bir uygulayayım arkadaşım. X işlem etkisiz eleman eşittir. X yerine x gelmiş x artı y yerine e gelmiş e eksi. X yerine x gelmiş x y yerine e gelmiş. Evet sonuç ne olacak? X olacak. Çünkü etkisiz eleman sonucu değiştirmeyecek. Şimdi şurada eşittir. Buradaki artı x karşıya hop eksi x'ye geçerse 0 olur. Burada ne kaldı? E eksi x e. Şimdi arkadaşlar burada ortak olan bir şey görüyor musunuz? Evet etkisiz eleman. E parantezine alırsam buradan 1 gelir. Eksi buradan da x gelir. Eşittir 0. Bir çarpma işleminde iki çarpanın sonucu 0 oluyor ise ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. Bunun 0 olduğunu düşünüyoruz. Bunun 0 olduğu ihtimalle etkisiz eleman ne çıkıyor? 0 çıkıyor. Tamam demek ki etkisiz elemanımız 0'mış.
Şimdi ne yapıyoruz? 2 ve 2'nin tersini işleme sokacağım. Sonucu etkisi elemanı 0'a eşitleyecek. Hemen yapalım. Şurada yapıyorum. 2 işlem 2'nin tersi eşittir. İşlem burada. Bakın buraya aldım. X yerine 2 geldi. Y yerine 2'nin tersi geldi. X diyor. Yani 2'yi yazacağım. Artı. Y diyor. Y yerine 2'nin tersi geldi. Eksi. X diyor. X yerine 2 geldi. Çarpı. Y diyor. Y yerine 2'nin tersi gelmişti. Bu işlem neye eşit olacak? Etkisiz elemanı. Onu da 0 buldum. Eşittir 0. Şunu şurada göstereyim bir daha da. Eşittir 0 yaptım, tamam mı? Şunu kullanıyorum yani. Evet, şimdi arkadaşlar ne yapalım? Bu 2'yi karşıya eksi 2 diye atalım. Burada da 2'nin tersi ortak, gördünüz mü? 2'nin tersi burada var, burada var. 2'nin tersi ortak parantezine alırsam bundan 1 gelir. Eksi bundan da 2 gelir. Eşittir eksi 2 olur. Arkadaşlar burada 1 eksi 2 ne yapar? Eksi 1 yapar. Yani onu da 2 üzeri eksi 1 ile çarparsanız eksi 2 üzeri eksi 1 eşittir eksi 2 olur. Her iki taraf eksili ise her iki tarafı eksiyle çarp, artıya döner. 2 üzeri eksi 1 yani 2'nin tersi artı 2 oldu. Demek ki 2'nin tersi 2'ymiş. Dikkat edin, tersi kendisine eşit olan bir sayı çıktı. Şu karışıklığı inşallah anlamışsınızdır. Hop geçiyorum. Buraya gelelim. 5. soru. İşleminde tersi kendisinin 2 katı olan sayı kaçtır? Oo, tersi kendisinin 2 katıymış. Nasıl yani? Şöyle diyelim. Bir A sayısı var. İşlem A'nın tersi var. Sonuç etkisiz eleman olacak. Buradaki A'nın tersi A'nın 2 katıymış. Yani burası aslında 2A'ymış. Şöyle yapacağız o zaman. A'nın tersini yerine 2A yazacağız. A işlem 2A eşittir etkisiz eleman olacak. Bunu yapacağız. Etkisiz elemanı bilmiyoruz hocam. O zaman hemen bulalım. X işlem etkisiz elemanı hemen işleme koyuyorum. X yerine X gelmiş, değişmemiş. Y yerine etkisiz eleman gelmiş. 3'e eksi 12 eşittir. X etkisiz elemanla işleme girdiği zaman sonuç X olacak. Etkisiz eleman sonucu değiştirmeyecek. Buradaki artı X karşı eksi X olarak geçecek. 0 yapacak. 3'e eksi 12 eşittir 0 olacak. Eksi 12 artı 12 diye geçecek. 3e 12 her iki tarafı 3'e böl. Etkisiz eleman 4 çıktı. Demek ki A işlem 2A eşittir etkisiz eleman 4 çıkacak. Bunu getirip işlemde yerine koyuyorum. Şimdi şu işleme göre X yerine şu işlemi yapacağım. X yerine A geliyor. İşlem Y yerine 2A geliyor. Eşittir. X yerine ne gelmişti? A artı Y yerine ne gelmişti? 2A. 3 çarpı 2A eksi 12. Bu işlemin sonucu peki kaç çıkacak? 4 çıkacak. Tamam. Arkadaşlar 3 çarpı 2A ne yapar? 6A yapar. Bir de burada var 7A. Eksi 12 karşıya nasıl geçer? Artı 12. Artı 12 buradaki 4 ile buluşur, ne yapar? 16. 7A 16 ise her iki tarafı 7'ye böldün. A'yı 16 bölü 7 buldun. Demek ki A sayısı 16 bölü 7'ymiş. Yani 16 bölü 7'nin tersi kendisinin 2 katı olur. Finito, bitmiş. Hadi görüşürüz.